Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli, çok değerli Ceyhan Web TV izleyicileri, sizlere Hassas Terazi programından hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Programımıza başlamadan önce Allah'ın rahmeti, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin salat ve selamı üzerinize olsun. Kıymetli izleyenlerimiz, bugünkü programımızda daha önce de ifade ettiğimiz gibi, başka bir yayınımızda da değindiğimiz gibi, konumuz yine gençlik, gençliğin problemleri, gençliğin problemlerinde çözüm önerileri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Bugün çok değerli, kıymetli bir konuğumuz var. Konuğum Melisa Gözde Kütük. Bugün bizlere yardımcı olacak. Hoş geldiniz Melisa Hanım. Değerli izleyiciler, tabii her zamanki gibi programımızın formatı gereği programımıza başlamadan önce Kur'an-ı Kerim tilaveti sunacağız sizlere. Yeryüzündeki kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim okunacak, okuyacağız. Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra tekrar programımıza kaldığımız yerden son hızıyla devam edeceğiz. Sizlere en iyi şekilde programımızı, gençliğin problemlerini daha doğrusu anlatmaya çalışacağız. Evet, Kur'an-ı Kerim için arkadaşımıza sözü bırakıyoruz. Yeah.
كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Tekrar birlikteyiz kıymetli izleyenlerim. Kur'an-ı Kerim dinledik. Ruhlarımıza hitap etti. Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşimize kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Bizleri huzura erdirdi. Ruhlarımızı sürura erdirdi. Evet, bugün dedik gençlerin sorunları. Gençlerin aile içindeki problemleri nelerdir? Gençlerin
toplum içerisindeki problemleri nelerdir? Gençlerin ülke içerisindeki problemleri nelerdir? Bugün onları tartışacağız dedik. Tabii her zaman ben yaştaki kişileri çağırmıyoruz. Bugün esas gençlerin problemlerini ve çözüm önerilerini kaynağından öğrenelim dedik. Onun için genç bir konuşmacımızı stüdyoya davet ettik. Evet Melisa Hanım, önce bir sizi tanıyalım, ondan sonra programımıza başlayalım inşallah. Buyurun. Tanıyalım ilk önce. İlk önce teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. Estağfurullah, estağfurullah. Bizim için büyük bir mutluluk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. İsmim Melisa Gözde Kütük. 20 yaşına gireceğim, 16 Ekim'de. Tıp fakültesinde okuyorum, Çukurova'da ikinci senem. Evet. Biraz buraya gelip konuşmak da bence zaten Türkiye'deki şartlara gelip konuşmak da İyi oldu benim için de konuşmamız. Evet. Şimdi Melisa Hanım diyor yani gençliğin problemlerini biliyoruz. Gençliğin problemlerini böyle geniş kitlelere anlatalım, geniş kitlelere duyuralım. Gençlerin aile içerisinde ne tür problemleri var, ne tür sıkıntıları var? Gençlerin toplumda ne tür sıkıntıları var? Gençlerin okullarda ne tür sıkıntıları var? Melisa Hanım bunları anlatmaya, bunları bizlere ifade etmeye çalışacak. Evet, ilk sorumuzu o zaman soruyoruz. Melisa Hanım, kendimizi tanıttık. Melisa Hanım, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi, yani bu işlere yakın bir kişi. Daha önce de kendisiyle konuştuk zaten. Dedi hocam, ben bu konulara talibim dedi. O vesileyle diyoruz ki, bu genç olarak siz, gençlerin hayatında tehlikeye atacak, gençleri tehlikeye atacak herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Önce onun bir cevabını alayım ben. Ben kendi yaşantımda da karşılaştım. Evet. Çevremde gördüğüm insanların yaşantısında da karşılaştım. Bir kere toplum sadece bu Türkiye'den de ibaret değil. Dünyadaki insanlar, dünyadaki sistem gençleri belli bir yere çekmeye çalışıyor. Çok belli. Bilinen bir şey ama üzerinde örtülen bir şey aynı zamanda. Çünkü çarkın devam etmesi için buna ihtiyacımız var. Örneğin, bu biraz programımız İslam'la alakalı olduğu için bir kere bence Türkiye'deki sorunlar da, dünyadaki sorunlar da insanları maneviyattan uzaklaştırıyor. Evet. Daha çok hiçliğe, nihilizm diyoruz biz buna, değersizleştirmeye yöneltiyor. Bu da İslam için, İslam'a karşı bir düşman. Biliyoruz bunu. Çünkü İslam'da biliyorsunuz insanların değeri vardır, hayatın değeri vardır, yaşadıklarımızın önemi vardır. Zaten büyük bir kader dediğimiz şey bizim hayatımız için bir plan. Bu şartlar da bizi plansızlığa itiyor, değersizleştiriyor. Ben kendi hayatımdan biraz örnek vereyim. Benim ailem çok dindar bir insan değildi. Ama ben bir şekilde neden olduğunu hatırlamıyorum ama dindar olmayı seçmiştim 6. 7. 8. sınıfta galiba. Çünkü hayatımda belli sorunlar vardı ve bunu ailemle konuşmam çok olası değildi. Ben de dedim ki yani konuşabileceğim kim var? Biraz araştırmaya başladım ve dedim ki ya beni ne olursa olsun dinleyecek biri varsa o da Allah değil mi? Çok güzel. Çünkü İslam'daki benim en sevdiğim olgu da zaten budur. Kimse olmasa bile hayatınızda sizi dinleyecek kimse olmasa bile hiçbir şeyiniz olmasa bile sizi dinleyecek, dönebileceğiniz birisi, bir varlık evet. Var. Yani varlık denen doğru mu bilmiyorum ama. Daha sonra işte olayın içine çok girdim, çok araştırdım. Çok fazla kitap okudum. Biraz işin içine girdiğiniz zaman ya çok dindar oluyorsunuz ya da insanların yaşamına baktığınız zaman hani diyorlar ya Müslümanlara bakarsanız İslam'dan soğursunuz ama İslam'ı kendi içinde öğrenirseniz daha da yaklaşırsınız diye. Benim galiba orada bir sıkıntım oldu. Kendim araştırıyordum ama etrafıma baktığım zaman etrafımda dindar insanlar vardı ailem olmasa da. Baktığımda herkesin ağzında Allah lafı var ama kimse Allah'la düzgün bir iletişim içinde değil. Yani uygulamada bir şey yok. Uygulamada çok büyük bir sıkıntı din var. Güzel, din güzel, din harika. Konuşmak güzel, uygulamak zor. Uygulama yok. Ve şey, siz insanların ne söylediğine değil ne yaptığına bakarsınız. Evet. Bu zaten psikolojide de böyledir. Ben sizin dediğinizi yapmam. Yaptığınızı yaparım. Ailede de böyle.
Mesela alkolik bir babanız varsa siz gidip alkolik bir insanı buluyorsunuz. Eşiniz olarak seçiyorsunuz. Evet. Biz buna geri dönüş diyoruz psikolojide. Bu yüzden işte olaya geri döneceğim. İşte şiddet mağduru bir kadın vardı. Eşi çok dindar bir insan olduğunu iddia ediyordu. Dedim yani sen bu kadar dindarsan niye uygulamıyorsun? Ben de biraz galiba kopuş oldu orada. Sonra liseye geçtiğimizde biliyorsunuz Ceyhan Fen Lisesi'ni. Evet. Yani isim vermek istemiyorum ama işte bizim din öğretmenlerimiz, diğer öğretmenlerden konuşmuyorum. Din öğretmenlerimiz biraz kadınlara yönelik bir ithamları vardı diyelim yani. Biraz söylemleri insanlık dışıydı. Yani sizi şey yapıyordu böyle ikinci plan atmanızı, kendinizi, kişiliğinizi bastırmanızı söylüyorlardı. Sizin sesinizin, varlığınızın insanlık için bir sorun olduğunu söylüyorlardı. Peki siz böyle bir durumda ne yaparsınız? Yani yavaş yavaş dinden kişi soğumaya başlıyor. Soğumaya çünkü başlıyor. Size dini anlatanlar veyahut da sizin dini örnek aldığınız kişiler, hı, size rol model olmayınca genç, ne kadar illa, öğrenirseniz öğrenin, evet, olmuyor. Evet, illa ki insanın öğrendiğinin dışında kendisini rol model alacak birilerinin mutlaka olması lazım. Hı-hı. İşte burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatı devreye, evet, giriyor. Bundan sonra Peygamberimizin hayatında işte gençlere nasıl değer verdiği, onlara nasıl rol model olduğu. Hani biliyorsunuz zaten İslam dini hep gençlerin omuzunda yükseklere çıkmıştır. Bu da Peygamberimiz zamanında, ashab-ı kiram zamanında Peygamberimizin gençlere önem vermesinden. İşte küçük yaşta, genç yaşta bir tanesini Peygamberimiz kendinden yaşı büyük olanlara komutan olarak tayin etmiş. Veya bir başka sahabeyi başka yere vali olarak, kadı olarak tayin etmiş. Niye? Onlara bir kere güvenmiş ve Peygamberimiz de yaşantısıyla onlara rol model olmuş. Şimdi şu ana kadar senin anlattıklarına baktığımızda siz çevrede kendinize İslam konusunda rol model olabilecek bir kişiyi bulamadın. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Evet. Peki daha sonra ne oldu? Daha sonra bir de şöyle bir olay var. Dinde bence hani diyor ya baskı yoktur diyor ama Müslümanlar için bence geçerli bir durum değil. Elbette. Ne kadar baskı yaparlarsa o kadar çok öğreneceğimizi düşünüyorlar ama 14-15 yaşındaki çocuklara bu kadar baskı yapıldığı zaman geri tepiyor. Evet. Ben de dedim yani bu kadar bu öğretilenler, bunu yaşayanlar böyle istedim. Yani ben böyle olmayı istemiyorum. Evet. Ve işte benim ateizm ve deizm sürecim orada başlamıştı. Sonra işte 12. sınıfta sizle tanıştım. Size de mesaj atmıştım zaten. Siz daha özgürlükçü bir insansınız biliyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Bence böyle de olmalı zaten. Tabii ki yani insanlara bir yol açacak, insanlara bir yol gösterebilecek bir tavır sergilemek lazım. Yani insanlara o yasa, bu haram, buna dokunma dediğiniz zaman ona daha çok itiyorsunuz. Ondan sonra insanları daha, ne kadar yasak koyarsan insanların yasaklara karşı daha fazla bir zafiyeti oluyor. Evet. Ama Peygamberimiz hayatında hep tevazılı olmuştu. Gülen yüzlü olmuştu. İnsanlara iyi bir tavırla, daha ılımlı bir tavırla yaklaşmış. Hani böyle olunca tabii ki bizim de insanlara İslam'ı anlatırken, daha doğrusu gençlere İslam'ı anlatırken, çünkü gençler bizim geleceğimiz. Yani, yaşayacak olan onlar. Elbette yani bir başka programda da ifade ettiğim gibi genç, bugünkü gençliğe bakacağız. Bugünkü gençlik sizin gelecekteki hayatınızı belirliyor. Ülkenin geleceğini belirliyor. Eğer ülkenin geleceğini görmek istiyorsanız bugünkü gençlere bakacaksınız. Gerekiyor. Gençler ne durumda? Hangi pozisyonda? Ondan sonra ülkenin geleceğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Tabii bu ülkenin geleceği biliyorsunuz ailede başlar. Yani terbiyeydi, ahlaktı, eğitimdi. Ailede, annede, babada. Ondan sonra toplum bunu tamamlar. Ondan sonra okul bunu tamamlar. Bu bütünlük içerisinde bunun güzelliği, bunun katkısı ülke geneline yayılır ve ülke bu konuda nasıl olacağı bu şekilde ortaya çıkar. Var mı ekleyeceğiniz başka bir şey? Evet. Ama dediğiniz gibi okulla ilgili bence biraz daha
özgürlükçü olmalı. Yok, tabii siz ya. Şey söylemiştiniz, hatırlıyor musunuz? Cuma namazında kadınlara farz değil olduğunu söylüyorlar dediniz. Sonra dediniz ki işte kadınlar hemen işte camiye gitmeli ve arkada durmalılar. Onlar da kılmalılar dediniz. Evet. Yani benim en çok hoşuma giden şey oydu. Şimdi şöyle, gündemi geriden takip etmenin bir anlamı yok. Biz bunları söyledikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığımız kadınlar için camilerde şadırvan yapılmasını, özel olarak abdest alınacak yerin yapılmasını istedi. Ben bunları söyledikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığımız tüm vakitlerde, sadece cumalarda değil, tüm vakitlerde kadınların namaz kılabileceği bir yer ayrılmasını söyledi Diyanet İşleri Başkanlığı. Tabii ki şimdi siz kadını eve hapsederseniz, gençlikten kadınlara geçeceğiz. Kadını eve hapsederseniz, kadın kör kalırsa ülke de kör kalır. Yani bu kadın bir cuma günü bir camiye gelecek ki oradaki vaazı, hutbeyi dinleyecek. Oradaki yaşantıyı telaffuz edecek. Ondan sonra oradaki bildikleri, duyduklarıyla beraber ne yapacak? Evdeki çocuğuna anlatacak. Şimdi siz kadını eve hapsetmişsiniz. Kadın camiye gelmiyor, hutbe dinlemiyor, vaaz dinlemiyor. İşte dışarıda herhangi bir etkinliğe katılamıyor. Sosyal, kültürel manada kadında bir gelişim yok. Şimdi onun yetiştirdiği çocuk da aynı şekilde sosyal, kültürel alanda, manevi alanda boş yetişecek. Onun için biz böyle olmasını, gençlerin iyi yetişmesi için kadınlarımızın bu konuda takdim edilmesini, teşvik edilmesini her zaman istiyoruz, bekliyoruz. Melisa Hanım, teşekkür ediyorum. İnşallah güzel gidiyor, güzel gitmesi lazım. Peki, gençler arasında başınıza gelmiştir belki, belki yaşamışsınızdır o durumu. Gençler arasında son yıllarda yaygın olan İslamiyet dışında farklı bir inanış biçimi, farklı bir anlayış biçimi var mı? Nasıl bir inanış ve anlayış biçimi var? Bir de bunlara değinelim isterseniz. Daha önce de konuştuk, zaten biraz önce de konuştuk. İnsanlar kendilerini ateist olarak tanıtmaktan biraz çekiniyorlar. Bu yüzden daha çok deizme kayan bir kayış var. Evet. Çünkü gene insan zaten bir taneye ihtiyacı var mutlaka. Evet. Allah dışında diyorum. İşte diyorlar ki yani inan bir var, bir varlık var ama biz bunu hayatımıza uygulamayalım diyorlar. Bu yüzden deizme kayış var. Mesela İmam Hatipler'de çok söz konusu bu. Evet. Bunun üzerine hep örtmeye çalışıyorlar ama deizmin olduğu çok belli. Benim mesela çevremde de çok fazla var ama kendilerini belli etmek istemiyorlar. Yani, bu da baskıyla alakalı. Evet, yine. Yani bu biraz da kolaycılığa kaçmak. Hı hı. Yani işte bu kainatı var eden, kainatı yaratan birileri var. O kainatı kendi haline bırakmış, hı hı. Siz kendi halinize yaşayın demiş. Bu hem çocukları özgürleştiriyor hem de din anlamında kafalarının biraz daha sakin olmasını sağlıyor. Ama işte bununla beraber o insanlar ahiret inancını düşünse, ya işte gençliğin problemlerinden, çözüm yollarından bir tanesi de ahiret inancının gençliğe aşılanması. Yani bir hesap günü var, ceza ya da mükafat günü var. Öldükten sonra bir hesap var, ondan sonra ahiret var, ahiret inancı var. Bunlar gençliğe zamanında aşılanmış olsa, gençliğe çok ideal yollarla anlatılmış olsa gençlik bu tür kaymalara kalkışmayacak. Allah muhafaza, yani gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Gençlerimizi en iyi şekilde ülkeye faydalı olabileceği şekilde yetiştirmek zorundayız. Aksi halde sıkıntı baş gösterir. O yüzden gençlere gerekli eğitimi, eğilimi göstermemiz lazım. Kıymetli izleyenlerim, reklamlara gideceğiz. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasından sonra gençliğin sorunlarını, gençliğin problemlerini anlatmaya devam edeceğiz. Tabii reklamlardan sonra bir ilahi dinleyeceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzninizle kısa bir reklam arasına gidiyoruz. %100 yerli üretim. Hayvan konfor ekipmanları.
sürü yönetim sistemleri, gübre yönetim sistemleri, anahtar teslim projeler. Siz isteyin, biz yapalım. Kurtsan. Akıllı ahırlar, mutlu inekler. Ateş aldın ya Muhammed,
sana selam, sana selam ya Muhammed. Seni söyler eskimez türkülerde, sensizlik alev alev bir yara gönüllerde. Sana selam, sana selam, sana selam, sana selam. Yürüyoruz adım adım, yürüyoruz adım adım ya Muhammed. Muhammed Mustafa, ya Muhammed Mustafa. Bir adımlık yüreğimiz, bir adımlık yüreğimiz ya Muhammed Mustafa, ya Muhammed Mustafa. Seni söyler eskimez türkülerde, sensizlik alev alev bir yara gönüllerde. Sana selam, sana selam, sana selam, sana selam. Her acının ilacı sen ya Muhammed Mustafa, ya Muhammed Mustafa. Dara düşmüş bütün alem, dara düşmüş bütün alem ya Muhammed Mustafa, ya Muhammed. Asırlar seni söyler eskimez türkülerde, sensizlik alev alev bir yara gönüllerde. Sana selam, sana selam, sana selam, sana selam. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum değerli izleyenlerim. Hassas Terazi programımız son hızıyla devam ediyor. İlahi okuyan kardeşimize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olsun, var olsun, dillerine sağlık. Bu ilahi okuyan, Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz bizim programımızın daha heyecanlı, daha dikkatli, daha huzurlu bir şekilde devam etmesini sağlıyorlar. O yüzden kendilerine ben kalbi teşekkürlerimi arz ediyorum. Kıymetli izleyenlerim, programımız yine gençliğin sorunlarıyla ve çözüm yollarıyla devam ediyor. Genç bir kardeşimiz, genç bir kızımız bugünkü konuğumuz. Melise Gözde Kütük'le beraber programımızı yapmaya, devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet Melise Hanım, gençliğin sorunlarından kuşak çatışması diye bir problem var. Gençliğin problemlerinden bir tanesi de biliyorsunuz kuşak çatışması. Nedir bu kuşak çatışması? Nasıl oluyor veyahut da bunun çözüm yolları nelerdir? Böyle bir devam edebilir miyiz acaba? Kuşak çatışması bence gayet normal bir olay. Çünkü bir olayı yaşayanla yaşanmış kişi olaya farklı bakıyorlar. Evet. Şimdi sizinle ben aynı olaya aynı şekilde bakmıyoruz. Ben daha öğrenmeye açığım. Siz öğrenmiş halisiniz. Evet. İşte büyük küçük arasında olaya bakış açısında bir çatışma oluyor. Bence çok normal bir olay. İki taraf içinde. Çünkü büyük öğretmeye çalışıyor. Küçük de kendi fikrini yerleştirmeye çalışıyor. Bence biraz işte yine dediğim gibi özgürlükçü bir anlayışla bakarsak küçüğün fikirlerinin
söylenmesini sağlarsak, yerleşmesini sağlarsak bu insanlık için daha da bence ileriye gidilebilir. Evet. Yani küçüğe fikirlerini söyledi diye şiddete başvurulmamalı. Tabii ki. Kesinlikle şiddete, hele hele küçük yaştaki şiddete hiç başvurulmamalı. Çünkü küçük yaşta şiddete uğrayan çocuk ilerleyen yaşlarda ya aynısını yapıyor veyahut da çok saldırgan, kendisi de şiddet uygulayan, hı hı, veyahut da çok içine kapanık bir genç haline geliyor. Onun için tabii kaygı bozukluğuna şey yapıyor. Onun için aile ortamında çocuğun en iyi şekilde yetişmesi lazım. Evet. En iyi bir şekilde yetiştikten sonra bunun gençliğe aktarılması lazım. Çocuk genç yaşta, çocuk yaşta aile ortamında huzur bulamayınca o zaman ne yapıyor? Huzursuzluk baş gösteriyor. Bağımlılıklar başlıyor. Ondan sonra huzuru başka yerlerde aramaya başlıyor. Yani kendisine zararı dokunacak, faydası olmayan şeylerde huzur aramaya başlıyor. Bir de bu kuşak çatışması, tabii büyükle küçük arasında çatışma derken Melisa Hanım, şunu söylemek istiyorum. Çocuklar arasında ayrımcılık da bir kuşak çatışmasıdır. Yani günümüzde hala bazı yörelerde devam ediyor. Ben yöre ismini vermek istemiyorum. İşte adama soruyorsun, kaç tane çocuğun var diyorsun. 5 tane diyor. Adlarını say, Ahmet, Mehmet, Hasan, kızları Hüseyin sayı diyor. Evet. Öbürleri ne? Onlar kız çocuğu. Hı hı. Bu evlatlar arasında yapılan bir ayrımcılık. Hiç hoşa gitmeyen bir şey. Yani kızı hiç saymıyorsun. Evet. Ondan sonra erkek çocuğunu ayrı tutuyorsun. Kız çocuğuna hiç değer vermiyorsun. Bu da kuşaklar arasında, aile içerisinde. Yani o anda siz zaten bir çatışmaya başlatıyorsunuz. Yani kız erkek ayrımı yaparak veyahut da A evladını çok seviyorum, B evladımı az seviyorum diyerek ne yapıyorsunuz? Siz bir kuşak çatışmasını burada başlatmış oluyorsunuz. Hiçbir şekilde ailede kabul edilmiyor bu. Dışarıdan evet, biri söylüyor bunu ama aile kesinlikle kabul etmiyor. Evet. Maalesef yani bu çok üzücü ortamların yavaş yavaş insanlara yerleştirilmesi lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir insan ki kızı Fatıma annemiz, bak kızı Fatıma annemiz Peygamberimizin oturduğu bir odaya girdiğinde Peygamberimiz ayağa kalkar, oturduğu yeri kızına gösterir, oraya oturur. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberimizin neslinin devam ettiği Fatıma annemiz. Ve bu da koskoca bir peygamber. Kıyamete kadar insanlara getirmiş olduğu öğretileri devam edip insanlara ışık tutan bir peygamber, kız çocuğuna böyle değer verirken biz tutup da o kız çocuğudur, adını sayması, adını bile saymaktan hicap mı ediyor? Artık utanıyor mu? Bir eksiklik mi? Yani bu düpedüz, düpedüz cahiliye döneminde geri dönmek. Yani İslamiyet gelmeden önce değerli izleyiciler, biliyorsunuz kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. Onu yok sayıyorlar. Bir gün Hazreti Ömer anlatıyor. İki şey vardır diyor. Birine çok gülerim, birine de çok ağlarım. Nedir bunlar ya Ömer diye sorduklarında anlatıyor. İşte benim diyor bir kız çocuğum vardı. 4 yaşına gelmişti. O zaman kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek için götürecekleri zaman annelerine çocuğu hazırla, dayısına götüreceğim derlermiş. Ne kadar acı bir durum. İşte Hazreti Ömer eşine diyor ki kızı hazırla, kızımı hazırla. Kızım da dememişti belki o cehalet döneminde. Dayısına götüreceğim. Neyse alıyor bir sahraya veya bir mezarlık olan bir yere götürüyor kızını. Hazreti Ömer bu arada kazmayla kızını gömeceği çukuru kazarken yüzüne gözüne tozlar, topraklar geldiğinde o 4 yaşındaki çocuk Hazreti Ömer'in yüzündeki tozu toprağa temizlemiş. Bu diyor hatırıma geldikçe diyor her gün ağlarım diyor Hazreti Ömer. Cehalete bakın. Her gün ağlarım diyor. Peki diyor en fazla güldüğüm konu nedir diyorlar Hazreti Ömer'e. İşte diyor İslamiyet gelmeden önce
Akşamdan diyor helvadan putlar yapardık. Akşamdan helvadan putları yapardık. Sabahleyin diyor karnımız acıktı mı o putları yerdik diyor. Yani Hazreti Ömer'in de ifade ettiği gibi o mini mini yavruları İslamiyet gelmezden önce diridir toprağa gömüşler. Şimdi değerli izleyiciler ben şunu söylemek istiyorum. Eğer bugünün insanı kadın olsun erkek olsun, kız olsun erkek olsun, yaşının kaç olduğu önemli değil. Evladını yeterli şekilde terbiye etmiyorsa, İslam ahlak ve faziletine uygun bir yaşantı evladına aşılamıyorsa, kendi yaşantısını peygamberimizi rol model olarak yaşamıyorsa hiç fark etmez. O insan Hazreti Ömer'in anlattığı gibi veya İslamiyet gelmezden önceki o cahiliye yaşantısı gibi diri diri toprağa gömüyordu çocuğu. Ben sadece bunu söylerim. Bir insan evladına gerekli değeri, hassasiyeti, itinayı göstermiyorsa illaki cahiliye dönemine gitmeye gerek yok. O insan çocuğunu diri diri toprağa gömüyor. Onun için sizlerden acizane istirhamım. Yetiştirdiğimiz çocukları, yetiştirdiğimiz gençleri en iyi şekilde yetiştirmeye gayret göstereceğiz. Çünkü onlar bizim canımız, onlar bizim ciğerimiz, onlar bizim geleceğimiz. Eğer biz gençleri bu ülkeye, bu memlekete, bu topluma, bu insanlığa faydalı bir şekilde yetiştirmezsek, o zaman bütün vebal, bütün günah, onun hayatı boyunca yapacağı, yaptığı her türlü hatanın günahı, mesuliyeti bize ait. Onun için biz evlatlarımıza gerekli hassasiyeti vererek yaşayacağız. Yaşayacağız ki biz de ileride herhangi bir sorunla, problemle karşılaşmayalım. Yani iyi bir şekilde yetişmeyen genç yarın bir gün annesinin babasının başına beladır. Topluma beladır, ülkeye beladır, sıkıntıdır. Görüyoruz bugün son yıllarda suç işleme oranı her geçen gün biraz daha artıyor. Yani ıslah edilmesi lazım. Yani bunu cezai tedbirlerle ıslah edemezsin. Çocuklukta öğretilmesi gerekiyor. Tabii ki. Elbette ki. Yani bunu adam suçu işledikten sonra cezaevine attın, işte çıkardın, ıslah evine gönderdin bilmem ne bu şekilde bunu çözemeyiz ki. Tabii aynı suçu adam yeniden işliyor. Yani bu işi kökten çözmek için terbiyeye, ahlaka, edebe çok küçük yaşta başlamamız lazım diyoruz. Öyle mi Melisa Hanım? Evet, teşekkür ederim Melisa Hanım. Peki, kaygıya geçelim ben. Kaygıya mı geçelim? Evet, kaygı psikolojisi diyor. Nasıl bir şey bu? Gençler arasındaki kaygı psikolojisi. Bu sorun nedir? Gençler arasında yaygın mı? Böyle bir şey var mı? Ki vardı zaten, olmasa bunu psikologlar açıklamaz değil mi? Evet, zaten mesela okulda falan da çok görüyoruz. Evet. Kanserin en büyük sebeplerinden biri kaygı. Ve son 10 yıla baktığımız zaman birinci ölüm, en çok ölüm oranına sebep olan hastalıklardan 10. sıradayken kanser. İkinci sıraya yükselmiş. Sebebi ne? Hayatımızın kaygıya, artık kaygı bizim hayatımız olmuş. Evet, evet. Bunun sebebi de işte yine aileye dönmek zorundayız burada. Ailede öğretiliyor kaygı. Evet. Sizin endişe duymanız gereken konular olduğunu söylüyorlar size. Mesela maddi problemleri olan insanlar maddiyat konusunda çok endişeliler. Bu da neye sebep oluyor? Uykusuzluğa sebep oluyor. İnsanın aile ilişkilerine, mesleki ilişkilerine, böyle şeylerde kaygı duymasına sebep oluyor. Kaygısını dışarıya vuranlar ve vuramayanlar. Evet. Vuranlar şiddetle dediğimiz gibi ya da bağımlılıkla dışa vuruyorlar. Vuramayanlar da içine yansıtıyor. Sebep ne? Ondan sonra ne oluyor? Kanser. Evet. Yani bu en kötü örneği diyelim. Yani işte gencin bir gelecek kaygısı var başta. Evet. Yani işte ortaokula gidiyor genç 8. Yarış atı yılında. Gibi. Aynen. O yarış atı olmaya zorlanıyor. Evet. Bir LGS sınavı var. Çocuk 8. sınıfa kadar yarış atı gibi, Melisa Hanım'ın da ifade ettiği gibi 8. sınıftaki gireceği o 3 saatlik, 5 saatlik sınava bağlı çocuğun hayatı. Çocuk yarış atı gibi ona çalışıyor. Bu bir kaygı, bu bir sıkıntı. Çocuk kendini strese, sıkıntıya soka soka 8. sınıfa geliyor. Ondan sonra evet, bunu yaşayanlar da 20-25 yaşındaki insanlar değil, 12-13 yaşındaki evet, insanlar. Yani, benim mesela kuzenlerim var, sözümüzü kesiyorum ama
deneme sınavına girecekler. Ondan önceki gün ağlama krizine giriyorlar. Maalesef. Yani olmamalı bu. Ertesi gün sınava girecek insanların akşam acile gittiklerini çok biliyoruz. Yani, panikatak krizi geçirenler abi, var. Birkaç tane öğrencim var kendilerine bu sene üniversite sınavına geçen yıl girdi, bu yıl da girdi. Yine üniversite sırasındaki sıralama aynı. Hı hı. Yani daha önce ben öğrencimi tanıdığım için kendisine bir psikoloğa gitmesini, bir psikiyatrise gitmesini, oradan tedavi almasını, bu kaygı psikolojisini ortadan kaldırmasını, heyecan yapmamasını söylediğim halde gitme. Geçen yılda 37 bine girdi. Aynı öğrenci. Bu yılda 37 bine girdi. Gitmedi. Tedavi görmedi. Yani o psikolojiyle, o sıkıntıyla şimdi tekrar bir daha. Şimdi bu gencin mutlu olması mümkün. İşte LGS'ye girdi, bir lise kazandı. Fen lisesini kazandı. Nitelikli bir lise kazandı öğrencimiz. Ondan sonra başlıyor üniversite sınavı. 4 yıl boyunca. Hiç bitmiyor. 4 yıl boyunca bunun da dozu, kaygının dozu sınıf arttıkça daha da fazla artıyor. İşte tam üniversite sınavına girecek, oradaki 3 saatlik, 2 günlük sınav bunun hayatını, geleceğini belirleyecek ve öğrenci iyice kaygıya kapılıyor. Ve birçok öğrenci gördü, işte dediğim gibi akşam acile gidip sabahleyin sedyeyle sınava girdi. Bu öğrenci ne kadar başarılı olabilir? Başarılı olsa bile ne kadar mutlu olabilir? Ne kadar mutlu olabilir? İş hayatında mutlu olmaz. Yani, nasıl bu kadar başarılı şimdi, olabilir? Bu insanlardaki gelecek kaygısı. Özellikle ortaokul ve lise dönemindeki sınavlar gelecekle alakalı bir kaygı. Ondan sonra Melisa Hanım ailede buna bir etki, tepki gösteriyor. Ailenin tepkisi var bu kaygının artmasında. Çalış. Ondan sonra okulun bir baskısı var. Çocuk okuldan ayrı bir baskı görüyor. Arkasından çeşitli kurum ve kuruluşların baskısı var. İşte bu kaygı psikolojisiyle yaşayan bir öğrenci ondan sonra üniversiteyi kazanacak. Üniversiteyi kazandıktan sonra meslek kaygısı başlıyor. Evet. Ama bu kaygıları yok edebilmek için, bu biraz da ekonomik. Evet. Bu kaygıları yok edebilmek için ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel alanda istediği seviyeye ulaşması lazım. Hı. İşte bu seviyeye ulaştırabilmek için de biz gençlere gerekli değeri veriyoruz. Ben şeyi de eklemek istiyorum Buyurun. Mesela herhangi bir sınavda, ailelere söylemek istiyorum özellikle, herhangi bir sınavda başarılı olmamış bir insanı değersizleştirmek çok kötü bir şey. Yani sen 470 almadın diye değersiz bir insan mı oluyorsun? Bu da insanları intihara teşebbüs ediyor, intihara gitmesine sebep oluyor. Zaten Melisa Hanım bakın şu saydığımız geçtiğin sorunda kuşak çatışması, psikolojik vakalar, kaygı psikolojisi, iletişim mekanizmaları, karamsar akımlar, kumar şans oyunları, fuhuş, alkol, uyuşturucu. Bunlar hepsi gençliğin başlı başına bir sorunu, bir problemi. Ama az önceki ifade ettiğiniz hemen bir şey eklemek isterim. Zamanımız çok az kaldığını biliyorum değerli yönetmenim. Allah-u Teala لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمُ buyuruyor. Biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Allah sınavdan 470 alan, bilmem en iyi üniversiteyi kazananı ben en iyi şekilde yarattım demiyor Allah. Biz insanı diyor Melisa Hanım en güzel şekilde yarattık diyor değil mi? O zaman bu çocuk, bu genç düşük puan da alsa, ne olursa olsun, başka bir okula da gitse, değerlidir. O bizim canımız, ciğerimiz, evladımızdır. Hepsi için aynı terazinin kefesi geçerlidir. Aynı değeri, aynı kıymeti vermemiz lazım. Yani çocuk üniversiteyi kazanamayabilir. Yani herkes daha doğrusu üniversiteye gidecek diye bir kaydı şart yok. Evet. Her zaman ifade ediyorum. Hayat kıymetli izleyenler. Hayat matematik, fizik, kimya ve biyolojiden ibaret değil. Kusura bakmayın.
İnsanın bunlar sadece cebini doyurur. Bunlar, bu ilim insanın cebini doyurur. Cebi dolan insan doyum noktasına geldikten sonra iktisatçıların da dediği gibi azalan oranda mutluluğu artar. Belli bir noktaya kadar. Ama siz gencin cebini değil de şu sol tarafındaki kalbi var ya, bunu doyurursanız o genç ömür boyu mutlu olur. Yani sadece bu işi fizikle, kimyayla, biyolojiyle, matematikle çözmeyelim. Manevi ilimlerimizi de, ilimlerle de gençleri mücehhez edelim. Kısaca. Maddiyat ve maneviyat eşit olmalı. Yani. Evet. Şimdi Melis Hanım konuşacakları çok ama bize verilen süre yavaş yavaş değil, bitmek üzere. Çözüm nedir? Çözüm birincisi, gence Allah inancını aşılayacağız. İkincisi, ahiret inancını aşılayacağız. Çocuğa gerekli sevgi ve saygı göstereceğiz. Ondan sonra kişisel alan sağlanmalı. Evet. Ondan sonra tevbe etmesini anlatacağız. Yani sen bir kusur işledikten sonra Allah'ın af kapısı açıp tevbe et. Onu aşılayacağız. Hata yapabilir genç. Ama ondan tevbe etmesi en güzel şekilde Allah'a yakınlaşması. Ondan sonra her şeyi yapıyoruz. Sınava hazırlanıyoruz. Neyi? Tevekkül etmesini bileceğiz. İnsanlara tevekkül fikrini aşıladığımız zaman biz bilelim ki o insan yaptığı her işin sonunda işi Allah'a bırakacak, Allah'a tevekkül edecek, daha huzurlu ve daha mutlu olacak. Bir de Melis Hanım şunu arz edeyim müsaadelerinizle. İnsan sabretmesini bilecek. Öyle değil mi? Yani bu saydığım gençliğin problemlerimin çözümündeki beş hususa anne, baba, aile, toplum ve ülke olarak dikkat ettiğimiz zaman inşallah biz bu problemleri çözeceğiz ve ileride bu gençler sayesinde müreffeh, mesut, huzurlu, başarılı, gelişmiş bir ülke olarak dünya gündemindeki yerimizi alacağız. Melis Hanım, katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Dillerinize sağlık, yüreğinize sağlık, kalbinize sağlık. Değerli izleyenlerim, programın formatı gereği resmi bir dil kullanmam lazımdı. Melisa Gözde Kütük benim fen lisesindeki öğrencim. Benim kızım, benim arkadaşım. Kendisine teklif ettiğimde hocam seve seve gelirim böyle bir programa dedi. Ve çok da güzel bir program olduğuna. Çünkü konunun muhatabıyla konuşmak elbette ki sorunları birinci ağızdan dinlemek çözüm açısından daha iyi olur. Kızım çok teşekkür ediyorum. Program boyunca Melis Hanım dedim ama format gereği. Artık kızıma dönebiliriz. Ben çok teşekkür ederim. Son bir sözünüz varsa onları alayım, kapatayım programımızı. Ben yine teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kıymetli izleyenlerim, Hassas Terazi programımız burada sona erecek. Bir başka Hassas Terazi programında beraber olabilmek umuduyla Rabbim kalbinizden ve gönlünüzden geçirmiş olduğunuz o güzel duygu ve düşünceler sizlere yaşamayı, yaşatmayı nasip eylesin diyor. Hepinize kızım Melisa Hanım'la beraber hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, bizimle kalın. Allah'a emanet olun.